Değerli Kanal 58 izleyicileri, Sivas'ta Bir Gün programının bu bölüm konusu pişman. Önce seni mi tanıyalım? Adım Elif, Antalya'da yaşıyorum. Buraya gezmek için geldim. Akrabaların yanında mı? Evet, abim okuyor burada. Akrabalarım çoğu da burada. O yüzden öyle. Burayı da sevdiğim için buraya geldim. Peki. Elif, herkesin hayatında bir pişmanlık vardır. Yani keşke yapmasaydım dediğin bir şey muhakkak vardır. Evet. Senin böyle keşke yapmasaydım dediğin bir şey var mı? Ben de keşke sınıfta kalmasaydım diyorum yani. Başka öyle pişmanlık yaşadığım bir şey yok. Ha, üniversiteye bir yıl geç gidecek. Evet. Son sınıfta olacaktım. Yani bu sene üniversiteye başlayacaktım. Peki üniversiteyi nerede okumak istiyorsun? Sivas'ta. Neden? Seviyorum burayı. O yüzden. Biraz soğuk olsa da. Antalya bile soğuk geliyor ama burayı seviyorum. Peki ben yabancı biriyim. Buraya geldim. Bana Sivas'ı anlatırken ne dersin mesela? Ben ne için Sivas'ta kalayım? Bilmem, tarihi yerleri de çok güzel yerler var. Çok küçük bir yer. Hani İstasyon Caddesi var ama tarihi yerleri de güzel. Yani güzel bir şehir bence. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Merhaba, önce sizi tanıyalım. Merhaba, ben Meryem Ceylan. Meryem, her insanın hayatında bir pişmanlığı var. Keşke yapsaydım ya, keşke yapmasın dedi. Evet. Senin öyle bir pişmanlığın var mı? Tabii, biz buraya 4 yıl önce tanışıldık. Ama yani Sivas'ı tanıdıkça keşke gelmeseydim diyorum. Neden? Çünkü gelişmemiş, yani alışveriş merkezi bile yok yani en basitinden. Ama ileride yaparlar, biraz zaman tanımak lazım. Yani 4 yıldır buradayım ve gelişme oranı sıfır. Peki bunun dışında bir pişmanlığın var mı? Keşke yapmasaydım. Ya bunun dışında keşke büyümeseydim. Yani en basitinden. Ama biraz karamsar değil mi? Ya ama insan büyüdükçe böyle kötü şeyler oluyor ya, o yüzden sanırım. Peki çok teşekkür ederim sana. Rica ederim. Sağ olasın. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Önce sizi tanıyalım. Tabii. İsmim Serhat Yıldırım. Pastane işletmecisiyim. Pastacıyım. Çok güzel. Serhat Bey, bugüne kadar hiç yapmasaydım veya yapsaydım diye bir pişmanlığınız oldu veya bir pişmanlık var mı hayatınızda? Vallahi çok da bir pişmanlığım yoktur şimdi doğrusuna bakarsanız. Yani meslek olarak da iyi bir meslek tercih ettik. İş olarak da, hayat olarak da, eş olarak da her şeyi bir dört dörtlük. Abi sen hiçbir şeyden pişman olmamışsın. Olmadım, yok. Pişmanlığım yok. Servet'in hiçbir şeyden pişmanlığı yok. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncesi tanıyalım. Merhabalar, ben Burcu Çakal. Ne iş yapıyorsunuz? Bankacılık sektöründe çalışıyorum. Peki Burcu Hanım, bugüne kadar işte böyle keşke yapsaydım veya keşke yapmasaydım dediğiniz bir pişmanlığınız var mı? Pişmanlık olarak demeyelim ama Sivas'ı şimdiki haliyle uzun yıllar önce bıraktım. Şimdi çok çok daha güzel bir şehir. Keşke daha uzun yıllar Sivas'ta yaşayabilseydik. Yani daha uzun yıllar. Yani evet. Buradan bayağı bir ayrı kaldınız. Evet. Uzun zamandır dışarıdayım. İstanbul'da, yurt dışında yaşadığım için 10 seneyi geçti. Şimdi çok daha güzel. Çok güzel bir şehir. Keşke daha uzun yıllar yaşayabilsek burada. Peki çok teşekkür ederim size. İyi günler. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Merhaba babacığım, adın ne? Hasan. Hasan, kaça gidiyorsun? 8. 8'e gidiyorsun. Peki Hasan, hiç böyle yani keşke yapmasaydım veya yapsaydım daha iyi olur dediğin bir pişmanlık oldu mu hayatında? Yani derslerime daha iyi çalış, yani TEOG'a daha iyi çalışsaydım keşke dedim. Çalışmadın mı Hasan? Ya fazla çalışamadım. Zayıf mı aldın? Yok, o kadar zayıf olmadım ama yani daha iyi. Niye çalışmadın Hasan? Daha iyisi olabilirdi ama. Ama şimdi pişman olmamak için ne yapıyoruz Hasan? Daha iyi çalışıyoruz. Aferin Hasan sana. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.
Abilerimiz dediler ki burada herkese bir şey soruyorsun, bize niye sormuyorsun? Ben de dedim ki abi sana da soralım. Abi seni bir tanıyalım. Durmuş Şimşek. Durmuş abi. Sivas Küpeli Köyü'nde. Ben geldim, Sivas'ta yaşıyorum. Ne iş yapıyorsun Durmuş abi? Şu anda emekli oldum da... burada kömür işinde çalışıyorum. Operatörlük yapıyordum yani. Anladım abi. Peki Durmuş abi, böyle hayatında iş keşke yapsaydım veya keşke yapmasaydım dediğin böyle bir pişmanlık var mı? Var. Ben okumayı çok isterdim, okuyamadım. Neden abi? Rahmetlik babam, ben köyde ortaokul okuyordum. İki de bursa kaldım. Bursa beni göndermedi, saman çeki yok diye. Çalışıyor yok diye yani tarlada. Reşmelik yapıyordu. Göndermedi, okuyamadım. Çok pişmanlığım var ondan. Okuyup da bir devlete faydalı olmak isterdim. Peki, teşekkür ederim abi bize paylaştığın için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi sizi bir tanıyalım. Benim ismim Mehmet Yaz. Mehmet abi, hiç böyle hayatında keşke yapsaydım veya keşke yapmasaydım dediğin bir pişmanlığın var mı? Hiç yok. Neden dersin? Nasıl ben, yok ya? Ben 50 sene esnaflık yaptım. Yaptığım işi severek yaptım. Memnunum işimden. Hayatımdan da memnunum. Yani hiçbir pişmanlığın yok mu yani keşke şunu yapsaydım veya yapmasaydım dedim. Hiç de olmadı. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Ne güzel abi ya. Vallahi. Şey derler biliyor musun? He. Bir insanın hayatında keşke sayısı ne kadar azsa o adam o kadar başarılıdır derler, evet. Biliyor musun? Evet. Ben işimde başarılıydım. Hayatımda da başarılı oldum. Efendime söyleyeyim. Mesleğimde de başarılı oldum. Memnunum. Emekli oldum. Bıraktım işi. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Allah'ım sizi bir tanıyalım. Ben Divri'den Nurhayat Çetin. Nurhayat abla. Evet. Peki Nurhayat ablacığım, bugüne kadar hiç keşke yapsaydım veya keşke yapmasaydım dediğiniz bir pişmanlık var mı? Evet, okumadığıma çok pişmanım. Çocuklarım da çok şükür okudular. Okuyan okumayanları da okumaya tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın. Okumak çok güzel bir şey. Allah işinizi rast getirsin. Çok teşekkür ederim. Mine Hanım kaç yaşındasınız? 29. Ne iş yapıyorsunuz? Şu an ev hanımıyım. Ev hanımınız. Peki evet. Mine. Yani daha önce çalışıyordum ama şimdi ev hanımıyım. Çocuklardan dolayı çalışamıyorum. Anladım. Peki böyle keşke yapsaydım veya keşke yapmasaydım dediğiniz bir pişmanlığınız var mı? Keşke yapmasaydım dediğim çok bir pişmanlığım yok aslında ama keşke yapsaydım dediğim tek şey okumak. Yani keşke okusaydım. Bir meslek sahibi olsaydım. O şimdi okuyanlar da çok bir meslek sahibi olamıyor ama yine de okumayı, bir okul mezunu olmayı ve hani en büyük hayal mehliyet alıp araba kullanmak falan, araba almak falan. Hani kendimi o dallarda geliştirseydim yine de hiçbir şey için geç değil. Yani insan isterse hiçbir şey için geç değil. Yaşınız genç, herhangi bir şey için geç değil. Evet ama hani zamanında erkenden evlilik yapmasaydım, okusaydım, daha sonra bilinçli bir şekilde olsaydı her şey, yani isteyerek olsaydı falan, o zaman daha farklı olurdu tabii. Şimdiki mesela gençler çok okumak falan istemiyorlar bir de. Ama ileride çok pişmanlık oluyor. Benim tek pişmanlığım, hani hayatta yaptığım hiçbir şeyden çok da pişman değilim Allah'a şükür ama sadece okumadığım için, yani bir meslek sahibi olmadığım için. Yani yine de kendimi tabii her alanda geliştirmeye, yetiştirmeye çalışıyorum falan ama okumak, tek pişmanlığım okumamak olurdu. Başka da bir şey yok. Keşke peki, çok yapsaydım teşekkür dediğim ederim. Tek şey yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok faydalı bir sohbet oldu. Sağ olun. Vaktinizi teşekkür aldık. Ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Abi seni bir tanıyalım. Ben Recep Karaca, Antalya'dan geliyorum. Bugün geldim. Antalyalısınız? Evet, Antalyalıyım. Ne iş yapıyorsun abi? Abi ben seracılıkta uğraşıyorum. Antalya'da. Oğlum var burada, okuyor üniversitede. Hangi bölüm? Bilgisayar bölümü. Ha, bilgisayardan. Evet. Peki, onu abi. Ziyarete geldim bugün. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Peki nasıl buldun abi Sivas'ı? Sivas çok güzel, yaşanacak bir yer. Peki abi, sana şeyi sorsam. Evet. Hani yaşanacak şey diyorsun ya. Mesela Sivas'ta seni en çok cezbeden şey ne? Cezbeden şey şu, bizim Atatürk'ün kongre yaptığı bina. Kongre binası? Evet, kongre binasında şu iki cami var ya, iki minare. Evet abi, minare. Çifte minare. Evet, çifte minare, cezbeden şey. Peki abi sana sorum şu, bugüne kadar keşke yapmasaydım veya keşke yapsaydım dediğin bir pişmanlığın var mı? Pişmanlığım, babam okudu diye zaman okumadım, pişmanlığım o. En başta iki tane
Evlatım var, ikisini de okutuyorum. Birisi işte burada Sivas'ta okuyor, birisi de Muğla'da okuyor. Oğlan Allah nasip etti, bu yıl bitirdi de bugün mezuniyet törenine geldim. Maşallah. İşte bugün de Girantay'a döneceğim. Ama bak abi şöyle bir şey olmuş. Evet. Sen okumamaktan dolayı pişman olmuşsun ama iki tane çocuk okutmuşsun. Evet. Onun için gururluyum. Çok teşekkür ederim abi sana. Sağ olasın. Oğluna da başarılar. Yanımızda öyle bir abi var ki yani öyle bir şeyden pişman olmuş ki ya duysanız şaşıracaksınız yani. Abi seni bir tanıyalım. Benim ismim Mehmet Kavaklı. TEDAŞ'tan emekliyim. Elektrik teknisyeniyim. Çoluk çocuk var mı abi? Var. Kaç tane? 4 tane elim öper. 4 tane. Allah bağışlasın. İkisi kız, iki oğlan. Biri öğretmen, Türk dili edebiyat öğretmen Trabzon'da. Torun var mı torun? Torun 4 tane. Dede oldun yani. Olduk, çok şükür Rabbim'le. Hamdolsun. Peki abi. Bugüne kadar yaptığın veya yapmadığın neden pişmansın? Dosdoğru olduğum için. Babam olsun eyvallah etmedim. Gereğini söyledim. Onun için de 14 yıl çalışabildim. Emekli olmak zorunda kaldım. Yani sen diyorsun ki her şeyin doğrusunu söylemek bazen insanın başına bela oluyor. Bela oluyor. Ama çok şükür vicdanen rahatım. Vicdanen rahatım. Peki vicdanen rahat olmak daha güzel bir şey değil mi abi? Çok şükür Rabbime. Tabi vicdanı olmak, rahat olmak daha güzel. Bu dünyada eğilmedik. Rabbim bu dünyada inşallah onun mükafatını ben kazanacağım diyorum. İnşallah. 750 liradan emek oldum. Çok şükür rızkı veren onlar Rabbim. Biz ona inanıyoruz ama ben bir şey daha söyleyeyim. Buyur abi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun gelip burada kardeşim diyen insanlar dosyalarını kapattılar. Kapattılar, onlara sesleniyorum eğer duyarlarsam. O dosyalarını açtırsınlar kardeşim ya da burada gelip de siyaset yapmasınlar. Çünkü benim içim yanıyor. Sivas'ın evladıydı bu. Memleketimizin çocuğu. Dost doğru. Ben ondan öğrendim. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nu saygıyla anıyoruz. Yeri gelmişken. Onun için duyguluyum. Benim genel başkanımı yediler. Ben bu kadar ne söylüyorum. Çünkü ben 60 yaşındayım. Kimseye eyvallahım yoktur. Ama buraya gelip de meydanlarda benim kardeşim diyen, Muhsin Yazıcıoğlu diyen o avcılığı yapanlar nerede? Soruyorum. Vicdanları varsa çıksın açıklasınlar, dosyalarını kapattırmasınlar. Bunu söylüyorum, teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim abi, çok değerli bir paylaşım oldu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben iyi günler dilerim abi. Eyvallah, sağ olun. Adım Büşra Rossoğlu, öğrenciyim burada. Hangi bölümde Büşra? Sanat tarihindeyim. Sanat tarihi. Evet. Peki ileride yani sanat tarihi bitirdiğin zaman ne oluyor yani nasıl bir meslek sahibi oluyorsun? Sanat tarihçi oluyoruz. Müzelerde falan çalışabiliyoruz. KUDEP'te çalışabiliyoruz. Böyle bir şey. Peki okuduğun bölümden memnun musun? Valla ben pek isteyerek gelmedim işte. Hani bu konuda biraz pişmanlığım var. Ben tarih istiyordum. İlk etapta tarihi kazanmıştım. O yıl da gitmedim. Öyle hani liseyi yeni bitirmiştim ya, gidemedim. Öyle o konuda biraz pişmanım hani. Yok, vakit kaybından dolayı mı hani, yoksa bölümle alakalı mı? Bölümle alakalı biraz ya. Hani bölüm iyi aslında, güzel ama şey biraz zor yani. Daha zor diyorsun. Daha zor. Bir tane iş alanı biraz az olduğu için, biraz yetersiz olduğu için. Yani yurt dışında falan çok iyi bir bölüm aslında ama Türkiye'de o kadar da revaçta değil yani. Sanat tarihi mi? Evet. Ama mesela bu seyrettiğimiz dizilerde, sinema filmlerinde falan bunlar sanat tarihçiler çalışıyorlar. Aslında yelpaze o kadar dar değil. Hani özel sektörde daha geniş aslında ama hani devlet olarak biraz az. Devlet kurumlarında daha az. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun meslekten ya okuldan sonra? Valla ben işte bir de dışarıdan okudum 2 yıllık. Çağrı merkezi hizmetleri okudum. Onunla ilgili belki bir şey yaparım diyorum. Hani buradan bulamazsam bir şey. Hani meslekle alakalı değil de diyorsun. Yani pek ilgim de yok açıkçası. Yani biraz diplomayı da alacağız ama öyle hani olmadı ötekinden bir şeyler yaparım diye düşünüyorum bakalım.
Peki çok teşekkür ederim sana. Vakit ayırdın. Sağ ol. Önce sizleri tanıyalım. Cansel ben. Öğrencisin. Evet. Hangi okul? Diriliş Ticaret. Neresi? Diriliş Ticaret Meslek Lisesi. Ticaret Meslek Lisesi. Peki, bugüne kadar keşke yapmasaydım veya keşke yapsaydım dediğim bir pişmanlığım var mı? Ben bu hayata kadar hiç pişmanlık duymadım, hiç keşke demedim. Keşke dememek için de her şeyi yapıyorum genelde. Allah yani... yani hiç pişman olmadım yani bugüne kadar. Hep kötü bir şey yapsam bile hep iyi ki dedim ki her şey iyi oluyor yani. O günden sonra da zaten hiç pişman olmuyorum. Yani senin şu anda hiçbir pişmanlığın yok? Hayır yok. Yap. Evet, seni tanıyalım. Ben Taner abi. Ne iş yapıyorsun Taner? Üniversitede abi Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeyim. Öğrencisin. Evet. Seni tanıyalım. Ben de aynı şekilde Türk Dili ve Edebiyatı'nın öğrenciyim. Aslen Giresunluyum. Buralı değilim. Ha, Giresun'a burada okumaya geldin. Evet. Peki Sivas ilk tercihin miydi? Sivas hayır. Kaçıncı tercihin? 21. tercihimde. 30 tane tercih hakkımız vardı. 21. tercihte Sivas'a geldik. Peki memnun musun? Memnun muyum? Diyelim yani. Neden ne? Neden ne? Şahsen ben burayı böyle tahmin etmiyordum. Yani daha güzel olacağını düşünüyordum ama yazık öyle değilmiş. Değil mi? Evet. Peki, insanların hayatında işte böyle pişman olduğu şeyler vardır. Mesela hani keşke yapsaydım ya keşke yapmasaydım dedi. Senin böyle bir pişmanlığın var mı? Keşke yapmasaydım dediğim bir pişmanlığım var abi. Neymiş abi? Liseyi ilk bitirdiğim zaman istemediğim bir bölüm yazmıştım. Puanım kırıldı. Yani şu an belki daha iyi bir yerde olabilirdim. Yani onun pişmanlığı var içimde. Peki orada, nerede olurdun? Hani burası değildi. Ya mesela Türk Dili Edebiyatı okumasaydım bile belki Türkçe öğretmenliğinde olabilirdim. Hani amacın öğretmen olmak? Yani. Amaç öğretmen olmak. Evet abi. Senin var mı öyle bir pişmanlığın? Keşke yapmasaydın. Var. Şöyle lisede doğru düzgün ders çalışmadık. Bunun sıkıntısını şimdi görüyoruz yani şahsen. Abi onu tam şuraya söyle. De ki ben ders çalışsaydım. Evet. Buradan tüm benim gibi lise okuyan öğrencilere diyorum. Yani zamanında iyi çalışsınlar ki sonradan pişman olmasınlar diyorum. Ha, ne yapıyoruz? Öğretmenlerimiz anlattığı zaman dinliyoruz. Evet. Onları. Değil mi? Evet. Şahsen yani öğretmenlerimizi dinlemedik diyebiliriz. Onlar dediler. Hatta dillerine tüy bitti diyebiliriz. Ama ne yazık ki dinlemedik. Şu anda cezasını çekiyoruz. Arkadaşlar sizi tanıyalım. Ben Ramazan, Kahramanmaraş Elbistan'dayım. Burada Yıldız Elinde çalışıyorum. Tünelde ok makine operatörüyüm. Bu kadar. Peki seni tanıyalım. Ömür Kalay, Malatyalıyım. Burada inşaat mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Okulum 2 yıl uzadı. Burada kalıyoruz. Sivas'tasınız. Evet, Sivas'tayım. Peki, her insanın hayatında keşke yapsaydım veya yapmasaydım dediği bir pişmanlığı vardır. Sizin öyle pişmanlığınız var mı? Var. 6 yıldır buradayım. Zamanında ders çalışmış olsaydım 2 yıl fazladan kalmazdım, 2 yıl fazladan okul okumazdım. Keşke zamanında çok ders çalışsaydım. Çok güzel. Peki, senin bir pişmanlığın var mı? Benim pişmanlığım şöyle, ben var, keşke... Benim pişmanlığım sana denk gelmek diyor arkadaş. Aslında. Hayır. Ben de okumayı çok isterdim. Zamanında okumadım ama çok pişmanım okumadığıma. Yani benim en kötü pişmanlığım bu diyebilirim yani. Ya okumadığın için pişmansın. Evet. Ya o zamanki şimdiki aklım olsa kesin okurdum diyorsun. İllaki yani kesinlikle okurdum ama iş işten geçti yani. Ya daha gençsin ya. Gene okursun. Yaşımız yarıya geldi. Hayır bunun örnekleri var. İnsanlar ya, okuyabiliyorlar. İllaki örnekleri var tabii ki var da ama yaş 31 olmuş. Nereye okuyacağım bu yaştan sonra? Ya olur mu ya? Daha yeni başlıyor hayat ya. Abim yeni başlıyor derken? Ya şimdi 130 yaşında adamsın. Evet. Tekrar okuyabilirsin. Abi okuyacaksın da ilkokuldan mı başlayacaksın?
Bayağı bir geriden gidiyor. Öyle değil mi ama? Doğru, haklısın ya. onu da şimdi ben öğrendim. Valla çok teşekkür ediyorum size, sağ olun, vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba abi, seni tanıyalım. Merhaba, ben Halil Kaya. Ne iş yapıyorsun abi? İnşaatçıyım. İnşaatçıyım. Kaç yıllık abi? En az 30 senedir inşaatçı. Torun var mı torun? Çok. 5. Çok mu? 5. 5 tane. Ay maşallah ya. 6'da yolda. 6'da yolda. Evet. Ay maşallah abi ya. Peki abi, Sivas'ta doğdun büyüdün. Buralısın. Sivas'ım, buralım. Peki sana bir şey soracağım. Evet. Hiçbir pişmanlığın var abi. Keşke şunu yapmasaydım dedim. Var, pişmanlığım var. Neymiş abi? Şimdiki ahlım olaydı, evlenmezdim. Ne? Evlenmezdim. 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 Abi yalnız ben seni uyarayım bak, yenge seyrediyor ha. Seyredesin. Yalnız akşam eve gittim, biz seni kurtaramayız ha. Kurtaramam. Şimdiki ahlım olaydı, evlenmezdim. Ha, evlensem ne zaman evlenirdim? Şöyle kendimi bir toplardım. Ahlım başıma gelirdi, ondan sonra evlenirdim. Ha, biraz daha bilgi sahibi olurdum. Evet, veya biraz daha eğitirdim kendimi. Diyorsun. Aynen öyle. Sonra evlenirdim. Kendimi bazı maddi manevi yönlerden toplardım şöyle. Abi bundan bu son program olabilir ha senin. Sana söyleyeyim yani. Sen şimdi bunu buradan söyledin. Bunu da seyrediyorlar. Akşam eve gittim yani, ben bilemiyorum artık. Tamam. Akşam bu yayınlanacak mı? Akşam. Akşam yayınlanacak mı? Evet abi. Kaçta yayınlanıyor onu söyleyeyim. Abi ben şimdi hani saatini bilmiyorum ama bu er geç yayınlanacak yani. Yayınlanacak işte, o zaman seyredelim beraber. Ben senin yerimde olsam o gün eve gitmem yani. İşte onu da o zaman onun içine kaçalım yani. Abi kaçacağız zaten, merak etme. Abicim seni tanıyalım. Ben fırıncıyım ya. Fırıncı mı? Hı hı. İsim? İsim Şahin. Şahin abi. Soyadın? Doğan. Şahin Doğan. Kaç yıllık fırıncısın abi? Ben aşağı yukarı 35-40 yılın üstünde. 35-40 yıllık. Ay maşallah abi ya. Var mı abi sende de torun mu? Ben var, hepsi var. Torun da var, oğlan da var, kız da var, hepsi de var. Maşallah abi sana. Peki abi, sende var mı öyle bir pişmanlık aşkı yapmasaydın? Yok, hiç de sıkıntım yok. Çok iyiyim, çalışıyorum. İyi kötü elim ayağım tutuyor. Bende maddi sorun değil. Niye sorun değil? Vücut sağlığı olsun, gerisi önemi yok. Yok, ben de ona katılıyorum da abi. Yaşlı olsun, genç olsun ya. Vardır abi elbette insanlar ya. Keşke şöyle... şuraya gitmeseydim, keşke şunu yapmasaydım ya. Keşke şunu tam tersi yapsaydım. Yok, yaptık, her şeyi de yaptık. Benim pişmanlığım yok diyorum. İşte pişmanlığım yok. Ne yaptıysam kendime yaptım, dışarıya bir şey yok. He. İyi veya kötü her şeyi kendime yaptım. Kimseye zararım olmaz benim. Ne güzel abi. En güzeli bu işte. Peki abi, çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Sen de sağ ol. Abi seni tanıyalım önce. İsmim Serkan Kinden. Yalnız fazla uzaklaşmayalım. Şöyle dönelim abi kameraya. Dönelim efendim. Ne iş yapıyorsunuz? Sivas Milli Eğitim'de devlet memuruyum. Devlet memurusunuz. Evet efendim. Peki evlisiniz? Hayır, bekarım. Bekarsınız. Peki bugüne kadar yani keşke yapsaydım veya yapmasaydım dedi, pişman olduğun bir şey var mı? Hayatım keşkelerle dolu. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, insan öldüğü zaman diyor, hayatı yapsaydım dediği şeylerle biter diyor. Bunun listesiyle gider diyor. Hayatım keşkelerle dolu. Bu sene ikinci üniversiteyi değiştim. Keşke değişmeseydim diyorum mesela. Yeni bir fakültedeyim. Bugün birinci dönemi bitti. Keşke değişmeseydim diyorum. Yatay geçişle geçtim. Hangi bölüm? Mesela Turizm Yüksek Fakültesindeyim. İnşaat bölümünden geçtim. Keşke geçmeseydim diyorum. Ya hayattaki tek pişmanlığınız bu mu? Yok, dünya kadar. Say abi o zaman, hazır olun. Mesela ilişkilerimin hepsini de keşkelerle bitirmiştirim. Keşke başlamasaydım, keşke bitirmeseydim de bitirmiştirim. Ne yaptılar abi, terk mi ettiler? Yok, terk etmiştirim, terk etmiştiriz. Hepsi keşkelerle bitmiştir. Mesela hayat bu ya, insan keşke demeden bitirebilir mi, yaşayabilir miyiz ya? Tabii ki insan, her hayat mı insan? Her başlangıcımız keşkeyle başlar, keşkeyle biter. Peki, çok teşekkür ediyorum sana. Bir şey değil efendim. Sağ olasın. Seni tanıyalım. Merhabalar, ismim Gamze Polat. Üniversite okuyorum, Cumhuriyet Üniversitesi'ndeyim burada. Fen bilgisayar öğretmenliği okuyorum. 18 yaşındayım, Sivaslıyım. Kaçıncı sınıftasın? 1, daha 2'ye geçtim. Peki, bugüne kadar böyle keşke yapmasaydım veya keşke yapsaydım dediğin, böyle hayatına bir pişmanlık var mı?
Ben daha aslında yaşımım daha çok gencim aslında. Hani o kadar aşırı büyük bir pişmanlıklarım olmadı. Hani şey diyebilirim aslında. Üniversiteyi keşke hani başka bir şehirde okuyabilseydim. Hani okuyabilme aslında ihtimalim vardı ama ailemin aslında biraz şey oldu bana. Baskısı demeyeyim de hani başka yerde yapamazsın. Kendime de pek güvenemediğim için başka şehirde okumadım. Hani gitmedim oraya. Keşke gitseydim. Hani ne yönden kendi ayaklarım üzerine durmayı öğrenirdim. Başka bir şehirde tek başıma yaşayabilmeyi öğrenirdim. Hani o yüzden keşke hani başka bir yerde okusaydım diyorum yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olasın. Seni tanıyalım önce. Rümeysa Gözegen, Sivaslıyım. Üniversiteyi yeni bitirdim. Hangi bölüm? Antropoloji okudum. Antropoloji. Peki bunun mesleki? Yani Kültür Bakanlığı'nda çalışabiliyoruz. Hı-hı. Adli tıpta çalışabiliyoruz. Belediyelerde bize kadro açılırsa inşallah Hı-hı. bekliyoruz. İnşallah. Orada çalışma imkanlarımız var. Ve iletişim şirketlerinde. Çalışma alanlarımız var. Aslında birçok yerde çalışabiliriz ama antropolojinin biraz daha duyulması gerekiyor. Peki biz antropoloji deyince bilinenler için yani ne diyebiliriz? Antropoloji Türkçe karşılığı insan bilimi olarak geçiyor. İşte farklı dünya üzerinde yaşayan farklı kültürleri araştırıyoruz. Sosyal antropoloji, paleo antropoloji ve fiziki antropoloji diye üç ayrı bilim dalına, ana bilim dalına ayrılıyor. Kendi içerisinde. Paleo eskiden yaşayan insanları ve evrimi konu ediniyor. Fiziki antropoloji de işte bizim fiziki ölçümlerimizi, insanların işte kullanabileceği eşyaları ergonomi açısından önemli. Sosyal antropoloji de insanların kültürel yaşamlarını konu ediniyor. Bugün hiçbir şey yapmasak antropolojiyi öğrendik yani en azından. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Hocalarıma selam. Gayet güzel anlattın. Peki senin hayatındaki pişmanlık ne? Yani mesela... Ben üniversiteyi burada okudum. Belki farklı bir yerde okusaydım daha farklı bir noktada olabileceğimi, hani kendi gelişimim açısından ya da hayata bakış açım açısından daha farklı bir yerde olabileceğimi düşünüyorum. Şimdi burada ailemin yanında okuyunca bazı zorlukları görmedim. Yani farklı insanlarla aynı ortamda yaşamadım. Kendi evimden okula gidip geldim. Öyle bir yani ya kolay bir hayatım vardı. Evet, aynen öyle. Ya biraz daha güçlü olurdum diyordum. Evet, parasız kalmadım hiç. Çok şükür ama onları da yaşamak isterdim. Vallahi tavsiye etmem parasız kalma yani, iyi bir şey değil. Yani öğrencilik hayatını yaşamak tabii. isterdim. Belki o zaman iş edinmede ya da iş hayatına atılmada daha aceleci davranabilirdim diye düşünüyorum. Anladım. Böyle. Seni tanıyalım. Ben Zehra Koldaş. Kahramanmaraş'ta iktisat okuyorum. Aslında hayatın zorluklarına birebir karşılıklı. Ben birebir karşılıklı hayatın zorluklarına iç içeyim ben onlarla. Peki Zehra, senin pişmanlığın var mesela, sen neden pişmanlısın? Benim pişmanım, ya pişmanlık değil de hani şunu yapsaydım daha iyi olurdu dediklerim var. Hani biraz daha mesela sanata yönelseydim diye düşünüyorum, bir enstrüman çalsaydım. Hani o tarz şeyleri öğrenseydim diye düşünüyorum. Hani onun dışında bir pişmanlığı yok açıkçası. Ama yaşın genç Zehra, ya sen öğrenebilirsin. Öyle de mesela bazı şeyler var ki hani bunu daha temelden alman gerekiyor. Temelden alıp zirveye taşımak daha iyi oluyor o zaman. Temelden bildiğin zaman, küçüklükten öğrendiğinde daha iyi oluyor her şey. Ama... Peki öyle bir müzik kulağı var mı? Hani... Ben bilmiyorum, hiç denemedim. Hiç denedin mi ya da? Yok, denemedim, hayır. Denemedim. Peki çok teşekkür ediyorum size. Vakit ayırdınız. Sağ olun. Rica ederiz. Ablacığım, sizi bir tanıyalım. Benim ismim Hava. Ev hanımıyım. Hava Aksu. Bu da torununuz herhalde. O da torun, bu da kızım. 3 kız, 1 oğlum var. Hay Allah bağışlasın. Evet. Peki ablacığım, sizin... hayatınızda böyle keşke yapsaydım ya yapmasaydım, pişmanlığınız var mı? İşte pişmanlığım erken yaşta evlilik. Yani diyorsunuz ki insanlar önce bir belli bir aşamaya gelmeli. Evet. Hani hem eğitim olarak hem evet, şekilde, zaten ilkokul okuyamadık. Ha, yani bizim o zamanımızda kız çocuğu okumaz. Kız çocuğu okumaz. Okumaz ama ben de kızımı okuttum. Üniversiteyi bitirdim. Allah'ıma çok şükürler olsun. Şimdiki hani pişman olduğum şöyle. Erken evlilik yapmasaydım, onda pişmanlığım var. Ama bu bir pencerenin öbür tarafına da bakarsınız, erken evlilikte çocuklarımla büyüdüm ben de. Mesela erken anne oldu, çocuklarım benden yetişti. Abla yani sen bunu böyle diyorsun da, yani amca da seyrediyorsa. İşte ben de diyorum işte, desin yani, olsun ne olacak, bilsin yani. Abi şimdi yani. Programı o da seyrediyor biliyor musun? Olsun, seyredecek. Tamam, seyretsin. Sıkıntı yok diyorsun yani. Yok, duysun. Ben Nevra. Nevra Hanım. Evet.
hatalar başladı. Var mı böyle bir? Gerçi yok, pişmanlığım yok çok şükür, mutluyum. Valla böyle de oğlum olsa benim de pişmanlığım olur. Evet. Ah. Bebeğimle geçiriyorum zamanımı. Ben de mutluyum, böyle kızım var. Mesela çocuklarım var. Benden diyorum ya, ben çocuk, bu en küçük kızım. Mesela çocuklarım 16-17 yaşında, 18 yaşında 3 çocuk annesiydim. Maşallah. He, ama düşmanım öyle. Bir daha dünyaya gelsem asla, asla, asla. Erken evlenme. Ha, duysun. Eşim de duysun. Şimdi duysun. Yani bu, dün geldim Bursa'dan. Bursa da duysun. Türkiye duysun. Asla evlilik yapmam. Yani kızlarınızı erkenden evlendirmeyin. Evet. Peki. Benden tavsiye yani. Vakit cümle alemlere yani. Ablacığım, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum biz size. Biz teşekkür ederiz. İyi, ben de teşekkür ederim. Merhaba kardeşim. Seni tanıyalım önce. Merhaba. Adım Ertuğrul. Soyadım Baş. Kayserliyim. Kayserlisin. Burada üniversitede okuyorum. İBF'de ekonometri bölümünde okuyorum. Peki hani Sivas, burada yaşıyorsun artık. Ha, gidip evet, gelmiyorsun da buradasın yani. Yani hemen hemen gidip geliyorum hafta sonları falan. Mümkün oldukça, peki, zaman buldukça. Ya bugüne kadar keşke yapmasaydım veya keşke yapsaydım. Ya pişmanlığım, bir pişmanlığım var mı? Onu sorayım. Pişmanlıklarım var. Mesela en büyük pişmanlığımı son seçimde yaşadım. Evet. Doların çok yükseleceğini çok iyi biliyordum. Bankadaki vadeli hesabımda olan parayı da tutup da dolara çevirip de dolar milyarder olmadım ama çok pişmanım mesela. Ya Kayserililer böyle hata yapmaz ya. Sen nasıl çıktın ya? Ben de şöyle bir şey, biraz da toyluktan kaynaklanan bir şey ama diğer seçimde aynı hatayı yapmayacağım. Bir sonraki seçimde dolar milyarder olarak yazacağım. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ ol. Tamam. Ben Yurda Gülgüven. Yurda Gülgüven. Sivaslıyım. Sivas'ta yaşıyorum. Ev hanımısınız? Ev hanımıyım. Peki ablacığım, bugüne kadar hani yaşadığınız hayat içerisinde, evet, keşke yapsaydım, keşke yapmasaydım. Bu yaşıma, pişmanlığınız var mı? Tabii ki bu yaşıma kadar öyle çok pişmanlıklarım var ki. Ama bunun içinde en başında keşke okusaydım ve bir şeyleri daha güzel düşünerek yapsaydım diyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Sizi tanıyalım önce bir. Fatime Gözübek ben. Kadriye Karagöz. Okul? Cumhuriyet Üniversitesi'nden yeni mezun olduk. Yeni mezun olduk. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Siz de mezun oldunuz. Evet, yarın törenimiz var, bekleriz. Tören mi? Evet. Ha, burada arkadaşlar kep falan fırlatıyorlar. Evet. Değil onu mi? Yaptık da ailelerin mezuniyet töreni. Ha, ailelerin katıldığı, evet, mezuniyet üniversitede töreni. Peki, sorumuza gelecek olursak. Her insanın hayatında bir keşke vardır yani, bir pişmanlığı vardır. Hı-hı. Sizin pişmanlıklarınız neler? Üniversite, burayı yazmak. Neden? Ama burası güzel bir yer. Yok, öyle. Yok, Sivas'ı seviyorum, güzel ama buraya yazmak yani. Ha, farklı bir yerde okumak istiyordunuz. Kayseri'de. Ailemin olduğu yer. Ha, Kayseri misiniz? Sivaslıyım ama orada doğdum büyüdüm. Ha, orada doğdum. Ha, keşke Kayseri'de okusaydım. Yani evet, orada değil kalsaydım. Pişmanlığınız bu. Peki sizin? Ben düşünüyorum, hiçbir pişmanlığım yok yani bu hayatta. Yaşadığım her şeyden çok mutluyum. Çok güzel de bir hayat yaşıyorum yani. Her şey. Çok güzel ya. Her insanın pişmanlığı vardır ama sizde olmaması da. Yok yani. Yani en büyük pişmanlığım annemi babamı üzmek olur herhalde bu hayatta. Peki hiç üzdüğünüz oldu mu? Oluyor tabii ki yani. Vallahi alışsa fırsat işte, onlar da seyredecek. Kameraya mısın? Söyle, oraya bakıp seyredin. Anne baba, sizi çok seviyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tanıyalım abi. Tunay ben. Tunay. Evet, Kayserliyim. Kayserlisin. 3 yıldır burada okuyorum. Cumhuriyet Üniversitesi. Evet. Hangi bölüm? Sosyal hizmet okuyorum. Sosyal hizmet. Evet. Siz? Adem Yavaş, Vanlıyım. Aynı bölümde okuyoruz. Aynı bölümde, evet, okuyorsunuz. Siz? Ben Beritan, mekatronik mühendisliği okuyorum. 2. sınıfım. Diyarbakır'dayım. Çok güzel. Siz? Ben de Vedat, sosyal hizmet 3. sınıf. Arkadaşlarla aynı sınıftayım. Aynı sınıftayım. Aynı sınıftayım. Siz? İsmail Akutuş, Şanlıurfa'lıyım. Sosyal hizmette 3. sınıf. Maşallah. Peki, bugüne kadar keşke yapmasaydım dediniz, böyle pişmanlıklarınız var mı? Ya illaki insanız. Bir şekilde pişmanlıklarımız var. Mesela sizin pişmanlığınız ne? Benimki hiç unutamadığım bir pişmanlığım. Bir kere babam beni okuldan almaya kalkmıştı. Ben de intihara teşebbüs etmiştim. Onun için halen böyle deli gibi pişmanım yani.
katıldığında arkadaşlar da örnek alsınlar. Evet. En azından böyle şeyler yapmayın diyebiliriz. Sizin var mı öyle pişmanlık? Pişmanlıklarımız çok ama yani bile şu an anımsadığım. Örnek verecek olursak. Örnek olarak bu şehri tercih etmem. Yani bu burada okumam büyük bir pişmanlık. Niye? İnsanı geriletiyor. Sanki insanın beynini donduruyormuş bir algı yaratıyor insanı. Ha, anladım. Ondan. Sizin? Benim ikinci senemde kazanmıştım üniversiteyi. İlk senemde iyi bir puan almıştım. İkinci senemde çok büyük hatalar yaptım ve puanım düşmüştü. Çok çok pişmanım. Hala böyle hatırlayınca böyle içim bir kötü olur. Ha, keşke kazandığında gitseydim diyorsun. Hem aynen öyle, bir de ikinci sene yaptığım hataları keşke yapmasaydım. Demek ki herkesin bir keşkesi varmış. Ben de ilkokulda bir kızın saçını çekmiştim. Keşke çekmeseydim abi. Hala pişmanım. Keşke çekmeseydim. Çok büyük pişmanlık duyuyorum. Yani hatırladıkça böyle hüzünleniyorum. Bir daha olsam çekmezdim. Bir daha olsam çekmezdim abi. Peki sizin pişmanlığınızı? Benim de sosyal hizmetler bölümüne gelmem. Çok büyük pişmanlık. Peki eğer sosyal hizmetler yanımıza nereye yazardın? Orası olmasaydı. Puanım tutsaydı psikolojiye giderdim. Ha, anladım. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum size. Vakit biz teşekkür yani. Ediyoruz. Sağ olun. Keşke keşkeler olmasaydı. Abim seni tanıyalım. Adım Ömer Keleş. Melikşen Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde 2. sınıf öğrencisiyim. Memleketim Erzincan'da. Erzincanlısın. Evet, Erzincanlıyım. Şu anda Sivas'a gezmeye geldik. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Ne güzel. Sivas'ı da meydanı da sevdim yani. Gerçekten güzel bir yer. Peki Sivas'ta en çok hoşuna giden şey neler oldu senin? Yani daha çok nelerden hoşlandın? Sivas'ta en çok böyle kahve ortamları ve tarihi mekanların böyle güzel restore edilmişler. Tarihi mekanları seviyorum yani gezmek için. Yoksa böyle alışveriş ve şey tarzları benim pek hoşuma gitmiyor. Tarihi mekanları gezmek ve buranın çayını içmek benim daha çok hoşuma gidiyor Sivas'ta. Anlaşıldı. Sen daha Sivas köftesi yememişsin. Daha sen kelle de kırdırmamışsın, ayakkabıyı da boyatmamışsın. Daha orada sıra gelmemiş. Evet, onlara sıra gelmemiş. Abi, evet. Sen daha Sivas köftesini yemedin ya, onu bir ye, buradan bir yere gidemezsin yani. İnşallah onu da akşama tadacağız. Peki, bugüne kadar hani keşke yapmasaydım veya keşke yapsaydım dediğin böyle bir pişmanlığın var mı hayatında? Evet, var. Ne mesela? Okul olarak mesela dediğim gibi hukuk fakültesi okuyorum. Ben hukuk fakültesini pek istemiyordum ama ailem yani olmasını istediler. Keşke hukuk fakültesi değil de bir mühendislik fakültesinde okusaydım. Çünkü kendimi biraz daha mühendisliğe yakın hissediyorum. Derslerden bir başarıdan dolayı değil yani. Kendimi bir başarılı olarak hissediyorum ama biraz daha kendim, hayal dünyam ve düşünce ağırlıklı olarak biraz daha mühendislik fakültesi olarak kendim olduğunu düşünüyorum ve keşke okumasaydım yani. Böyle bir düşüncem var. Peki o esnada da konuşmadınız mı annenize babanıza? Hani ben bunu istemiyorum anne. Yani ben mühendis olmak istiyorum demediniz mi? Evet, bunları söyledim. Ama onlar da yani ileride gelecekteki meslekte iş bulma olanakları olarak hukuk fakültesinin daha geniş bir çerçeve ve yelpazesinin olduğunu söylemeleri ve biraz da yani oğullarının böyle hukuk fakültesi okumasıyla ilgili kendilerinin böyle bir şey olduğu için ben de kendilerini kıramadım. Başarabileceğimi de inandım. Yani bir fakülteyi de bitireceğimi inandım ama kalbimde her zaman bu mühendislik aşkı bir tarafta duruyor. Ne olsun, belki bir daha okursun. Öyle iki üniversite okuyan çok. Yani mesela evet, fakültemiz buna müsait. Ama derslerin ağırlığını göze alırsak tabii hukuk zor bir bölüm. Evet. Yani çok zor bir. Sonraki hayatımda okumayı düşünüyorum yani. Eğer fakülte olarak bitirdikten sonra, mesleği mezun aldıktan sonra evet, yani okumayı düşünüyorum. Vallahi inşallah diyorum ya. Çünkü inşallah. Hani ikisi de çok ağır branşlar, ikisi de zor branşlar. Evet. Kolay branş değil hiç günde. Evet. Mühendislik de öyle, hukuk da öyle. Okuması en zor bölüm zaten. İkisi de neredeyse. Birbirlerine çok zıt
Tabii, ama taban tabana zıt. Yani. Taban tabana zıt ama birbirlerinden çok ayrı keyifleri var. Yani ben hukuk fakültesini okurken de ayrı bir zevk alıyorum ama mühendislik fakültesinde okuyan arkadaşlarımı görünce ve onların derslerine biraz daha böyle ilgi duyuyorum. İnşallah yani böyle bir düşüncem var. Nasip olursa okuyacağım yani. Peki ben başarılar dilerim sana. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki sizi tanıyalım. Kudüs Gündoğdu, Sivaslıyım. Atatürk Üniversitesi 3. sınıf hukuk fakültesi okuyorum. Ya arkadaş buraya kadar gelmişsin. Gezdirme arkadaş işte. Tamam da sen köfte ısmarlamamışsın. Daha yeni geldik bugün işte. Ette ekmek yedirmemişsin. Yiyeceğiz akşam. Kelle de kıldırmamışsın. Adam sadece mimari mimari deyip duruyor yani. Başka bir şey demiyor bize. Ya akşam inşallah gideceğiz ya. Gezdir daha abi. yeni başladık gezmeye. Gezdir adam, Sivas tanımadan gitmesin ya. Gitmesin değil mi? Tabii. Usta yani köfteyi yedim zaten gönderemeyiz de arkadaş. O Sivaslı olacak yani. Sivas köftesi önemli abi. Sivas köfteyi yiyeceksin yani. Aynen tabii, Sivas köftesi. Peki abicim, senin hayatında var mı böyle bir pişmanlığın? Aa, şu an birden sonra aklıma gelmedi ama yani. Ben vallahi de... ben buradayım, ben hazırım, ben burada bir saat beklerim yani. Ben beklerim yani burada. Beklerim ben. Ben de aynı bölümden şikayetçiyim. Ben de hukuk fakültesini isteyerek gittim ama yani çok da çalıştım sınav kazanmak için. Hı hı. Bölüme başlayınca o kadar da eğlenceli bana göre olmadığını, yani daha çok ciddiyet isteyen bir meslek olduğunu anladım. Ya abicim adı üstünde ya. Hukuk fakültesi ne kadar eğlenceli olabilir yani. Ya tabii açısından öyle de ne bileyim, daha çok olaylar falan, hani ceza davaları olup falan, ama Türkiye'deki hukuk sistemi de biraz tabii güncel manada yani halkın gözünde de düştüğü için artık mesleğin saygınlığı da pek kalmadı yani. Yok gene bir hukuk yani. Tabii. Hukukun her zaman bir saygınlığı vardır. Tabii yani. Yine var da yani eskiye nazaran bence kalmadı gibi geliyor. Sanki bize daha çok yalancı avukat diyorlar yani. Yalancı diplomalı falan diyorlar. O yakıştırmalar. Tek o kadar memnun değiliz ama. Tabii bu da mesleğin bir hastalığı mı artık yani. 3-5 kişinin artık yaptığı bir takım şeylerle bizim üstümüzde kaldı. Peki senin pişmanlığın hukukta okumak ise. Hukuk okumasaydın ne okudun? Ya daha çok ben tarih düşünüyordum da, tarihe merakım da vardı. Hani geçmiş medeniyetlerin o kültürler olsun, sanatlar olsun, tarihe dokunuşlar olsun. Ben daha çok ilgiliydim ama biz de yine işte aile baskısı, toplum baskısı, bir de Türkiye'de yani hayallerinizle değil, gelecek korkusuyla yani daha çok geleceğimizi düşündüğümüz için mecburen bu bölümü seçtik. Ama arkadaş gibi yani seninki de aslında her zaman. Ama devam etmeyi düşünüyorum ben diye. Bölüm bittikten sonra inşallah. Ama eğer profesyonelce hani böyle bir akademik bir kariyer istemiyorsan, tarih senin sonradan da geliştirebileceğin bir şey. Tabii tabii. Yani hukuk için de aslında tarih çok önemli. Tarihi bildiğin zaman daha iyi işler yapabilirsin. Yani akademisyen olduğun zaman da hukuk camiasında yani tarih çok önemli yer tutuyor. Yani geçmiş toplumların hukuk yapısı, sosyal kültür. Zaten bizim bölümlerimiz sosyal olduğu için yani sosyallik açısından. Ha, birbirlerine yakın diyorsun. Birbirlerine çok yakın yani. Birbirlerine geçmiş durumda zaten. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Vakit verdiğiniz bize sağ olun. Önemli değil. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol.
Değerli Kanal 58 izleyicileri, bu haftaki konumuz pişmanlıktı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.